Muhakemat okumalarının unsuru hakikat kısmındaki ikinci programımıza başlıyoruz. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda değerli izleyicilerimiz Sezai Karakoç, Düşünceler, Sistemler, Doktrinler Eskir, Eskimeyen Hakikattir diyor. O halde bu eskimeyen hakikat nedir? Nerededir? Kaynağı nedir? Bediüzzaman'a göre Kur'an'dır. Bediüzzaman, hakikat eskimez ancak tozlanır fikrinde. Hakikat mesleğinin özünde ise hakikatin üzerindeki tozlara saykal vurmak, parlatmak gelir. İşte unsurul hakikat ile bu zamanın doğru tefsirinin Kur'an kaynaklı hakikat inşası ile mümkün olabileceği gösterilmeye çalışılıyor. Bediüzzaman'ın fen ile din ilimlerinin mezci, kainat ile kitabın, hayat ile şeriatın, medeniyet ile sünnetin mezci ile birlikte hakikatin görünür kılınacağı bir mesleği hakikat mesleği olarak isimlendirdiğini biliyoruz. Bunun ontolojik ve epistemolojik anlamları ile metodolojik yaklaşımların bağlantılarını unsurul hakikat ile kurmak istediğinde görüyoruz. Bu bağlamda mezci etmek ile unsurların aralarında yüksek bir füzyon enerjisi sayesinde ortaya çıkacak hakikatlerin Kur'an dilinden karşılıklarını nasıl bulunacağını da birinci mukaddeme ile bir giriş yaptığını görüyoruz. Bununla ilgili kısa örnekler kullanarak bir usul terbiyesi verdiğini anlıyoruz. Bu halde Bediüzzaman'ın Kur'an diline yönelik anlatım teknikleriyle kainatta cari olan ilahi kanunlar olan fıtratın işleyişleri arasında kurduğu birebir eşleşmeleri ilimler olarak bir her şeyin bilimi olan marifetullah altında birleştirmenin mümkün ve yapılabilir olduğu konusu ortaya çıkıyor. Değerli izleyicilerimiz, bununla ilgili olarak Bediüzzaman'ın muhakematının birinci makalesi olan Unsurul Hakikat'in mukaddeme bölümündeki birinci ve ikinci mukaddeme ile incelemeye başlamayı düşünüyoruz. Burada birkaç sorular etrafında konuyu işlemeyi düşünüyoruz. Bunlar birincisi akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur düzeyindeki bir aklın kainatın cüzleriyle ispatı sani vahid ve nübüvvet ve haşr-ı cismani ve adalettir dediği Kur'an'ın makası da esasiye ve anası asliyesi arasındaki mezci nasıl gerçekleştireceği problemi. İkincisi, aklın ürünü olan hikmetin kainattan sorduğu doğru soru olan ve fennin aslını ve bütününü ifade eden her şeyin teorisinin temel sorusu. Ey kainat, nereden ve kimin emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Delil ve hatibiniz kimdir? Ne edeceksiniz ve nereye gideceksiniz sorusuna kat'i cevap verecek yalnız Kur'an'dır iddiasının ispat yöntemi olarak Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu o meclisi âli-i Kur'aniye girmiş olan kainatın her ferdi dört vazife ile muvazzaftır. Birincisi intizam ve ittifak ile Sultan-ı Ezel'in saltanatını ilan. İkincisi her biri birer fenni hakikinin mevzu ve müntehabı olduklarından İslamiyet fünun hakikiyenin zübdesi olduğunu izhar. Üçüncüsü her biri birer nevin numunesi olduklarından hilkatte cari olan kavanin ve nevamis ilahiyeye İslamiyet'i tatbik ve mutabık olduğunu ispat. İle bütün bunlardan sonra dördüncü olarak her biri birer hakikatin numunesi olduklarından efkarı hakaik cihetine tevcih ve teşvik ve tembih etmektir diyerek getirdiği teori, bilgi ve bilimdeki anlatı, gösteri ve ispat biçimleriyle birlikte kainatın her bir ferdi dediği her bir şeyin yakaladığı anlamlara tutunarak bulduğu hakikatin aslında o şeyde numunesinin bulunduğunu görebilecek olması. Bu bağlamda son dönem bilim camiasının da keşfine çalıştığı bir şeyde her şey, her şeyde bir şeyi görmek yaklaşımlarına tevcih, teşvik ve tembih anlamlarına bakabilecek olması. Üçüncü olarak akıl oyunları ile hikmet arayışlarının
farkına dikkat çeken üstadın, kitabın kainattan bahsine ise şu: Kur'an-ı Mürşid, esali bir araba, o en muvafıkı ve tariki istidlalin en müstakim ve en vazıhı ve en kısasını ihtiyar edecektir. Demek hissiyat-ı ammeyi tefhim ve irşat için bir derece ihtiram edecektir. Demek delil olan intizam-ı kainatı öyle bir vecih ile zikredecektir ki onlarca maruf ve akıllarına meyanus ola. Yoksa delil müddeadan daha hafi olmuş olur. Bu ise tariki irşada ve mesleki belagata ve mezhebi icaza muhaliftir olarak belirlediği her şeyin hakikate delil ve numune olması ile birlikte açık ve şeffaf olarak herkesçe görünür, bilinir ve anlaşılabilir olması. Bunu Kur'an'ın kainatı okuması olarak gören Bediüzzaman'ın bu okuyuşun doğru anlamlar üzerinden ulaştığı mahsus hakikatleri vasıtasıyla olacağını aynı zamanda bir tefsir usulü olarak zikretmesi. Dördüncüsü, mazide nazari olan bir şey müstakbelde bedihi olabilir. Hakikati alem kanunu tekamüle tabidir. İnsan ise alemin semerat ve eczasından olduğundan onda dahi meylül istikmalden bir meylül terakki mevcuttur. Bu meyl ise telahuk efkardan istimdat ile neşvü nema bulur. Telahuk efkar ise tekemmülü mebadi ile inbisat eder. Tekemmülü mebadi ise fünun-u ekvanın tohumlarını sulb-i hilkatten zamanın terbiye gerdesi bir zemine ilka ile telkiv eder. O tohumlar ise tedrici tecrübeler ile büyür ve neşvü nema bulur. Bütün bunlar olurken ilimleri ikiye ayırmak gerekecektir. Bediüzzaman birisinde telahuk-ı efkar tesir eder. Belki ona mütevakkıftır. Nasıl ki maddiyatta büyük bir taşı kaldırmak için teavün lazımdır. Kısmı diğeri de esas itibariyle telahuk ve teavün tesirsizdir. Binde bir de birdir. Nasıl ki hariçte bir uçurumun üzerinden atlamak veyahut bir dar yerden geçmekte kül ve küllü vahit birdir. Teavün fayda vermez. Bu kıyasa binaen fünunun bir kısmı büyük taşın kaldırılması gibi teavüne muhtaçtır. Bunların ekseri ulumu maddiyedendir. Diğer bir kısmı ikinci misale benzer. Tekemmülü def'i yani def'i gibi olur. Bu ise alemi maneviyat veya ulumu ilahiyedendir. Lakin eğer çenden telahuk-ı efkar bu kısmı saniyin mahiyetini tayir ve tekmil ve tezyit edemez ise de bürhanların mesleklerine vuzuh ve huzur ve kuvvet verir. Buradaki sınıflandırmanın Kur'an'ın tefsiri noktasındaki üslup ve dil karşılıkları gibi konuları bu akşamki programımızda konuşmak istiyoruz. Halil Hocam'la devam etmek istiyoruz. Kur'an'ın mürşit olması ve Arap üslubuyla bize bu belagat meselesi. Hocam buyurun, Kur'an'ın belagatı. Tabii malumunuz Üstad Rahimahullah'ın gayreti, bütün gayreti İslam'ın hakaikini, imanın hakaikini bu ilhat ve kuşku asrında ispat etmektir. Çünkü Üstad Rahimahullah o derin hikmetiyle sıkıntının nereden geldiğini, Müslümanların asıl problemlerinin ne olduğunu iyi görmüş, iyi keşfetmiş, iyi tespit etmiş. Adeta mahir bir tabibi düşünün. Mahir bir doktor hastasının hastalığını iyi teşhis etme çabasında önce olur. Ondan sonra o teşhise ne yapar? Tedavisini bina eder. Teşhis yapmadan tedaviye girişmesi abes olur. Üstad Rahimullah böyle bir mantıkla önce asrın Müslümanlar açısından hastalığını teşhis etmiş. Ve bu hastalığın en büyük hastalık diyelim veya bu hastalığın en büyük kısmı imana taalluk eden hastalıktır.
yani Müslümanların iman noktasında zafiyetidir. Mesela geçmiş müminleri görüyoruz. Onlar, geçmiş müminler, dinin yolunda, İslam'ın bir hakikati yolunda her şeylerini, gözlerini kırpmadan feda ediyorlardı. Ama bugünkü Müslümanlar bir çaylarını bile zor feda ederler. Ha, halbuki bunlar da biz Müslümanız, onlar da biz Müslümanız diyorlardı. Ha, demek ki bir problem var ve bu problem de bir imani problemdir. Onun için bu bağlamda Üstad Rahimullah özellikle Kur'an'ın ispatı, nübüvvetin ispatı, uluhiyetin ispatı ve haşrın ispatı üzerine çok yoğun bir mesai harcar. İşte bu özellikle bizim bugünkü sohbetimizin konusu olan Kur'an'ın ispatı noktasında rahimehullah üstad şöyle bir pencere açıyor. Yani Kur'an neden bir iman mesela bir Kur'an neden evet iman hakikatlerini dile getirirken örneğin neden fenni üslupları kullanmıyor? Neden mesela göklerdeki cisimleri böyle mücmel bir şekilde mesela halakas semavati vel ard buyuruyor. Yer ve gökleri Allah yarattı diyor. Ama gökteki cisimlerin neyle orada kaim olduğunu, onlardaki o cazibe kuvvetini, o çekim kanununu ve buna benzer bir takım teknik konuları neden Kur'an'ın girmediğini bunu anlatıyor. Bunu ispatlamaya çalışıyor. Bu bağlamda malum Kur'an-ı Azimüşşan muhatapları bütün insanlıktır. Bu insanlık alemidir. Risaletin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletinin ilk gününden kıyamete kadar ki bütün insanlık Kur'an'ın muhataplarıdır. Alimi, cahili, uzmanı, uzman olmayanı, okuyanı, okumayanı, bir üniversitede en yüksek düzeydeki bir kültür ve ilim birikimine sahip olan bir insan, Kur'an'ın muhatabı olduğu gibi bir dağın başında hayvan otlayan bir insan da Kur'an'ın muhatabıdır. En derin ilmi hakikatlerle uğraşan bir hakim insan, bir bilge insan, filozof insan, bu ister sosyal ilimler olsun, ister diğer ilimler olsun, bütün bunlarla uğraşan bir insan, Kur'an'ın muhatabı olduğu gibi sıradan olan bir insan, efendime söyleyeyim, icabında nereli olduğunu sorduğunuzda cevaplamada zorlayacak bir insan da Kur'an'ın muhatabıdır. Öyleyse Kur'an-ı Azimüşşan bütün bu tabakaları aralarında çok büyük uzak mesafelerin olduğu şu üç noktaları ve bu üç noktaların arasındaki orta noktaları yani bütün bu üç taraflardaki insanları hem bilgi, hem birikim, hem ufuk, hem kültür, hem zeka, hem kavrayış kabiliyeti açısından çok uç noktalarda birisi en üst noktada, birisi en alt noktada ve artı ikisinin arasında vasat düzeyde ve vasatın az üstünde, çok üstünde, vasatın az altında, çok altında bütün bu insan seviyelerine, bu insani seviyelere Kur'an hitap ederek geliyor. Öyleyse Kur'an üslubunu öyle düzenlemeli ki herkes kendisine göre dersini iyi alabilsin. Bunun için mesela Üstad Rahimahullah özellikle وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ayetini tefsir ederken Kur'an'ın neden böyle bir üslup tercih ettiğini ve bu üslupta bir dünyanın en gelişmiş bir diyelim ki NASA gibi bir merkezde astronomiyle uğraşan bir
bilim uzmanı, bir astronomi uzmanı da bu ayetten o kendisine uygun olan bir dersi alabilir. Yok bir dağ başında hayvan otlayan bir insan da buradan gerekli dersini alabilir. İşte böyle bir üslup, böyle bir üslup bütün insanlığa hitap edebilir bir üsluptur. Ve böyle bir üslup ancak evrensel olabilir. Böyle bir üslup zaman üslubu bir üslup ve toplum üslubu bir üslup olabilir. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'ın üslubu böyle bir üsluptur. Yani en üst seviyedeki bir ilim uzmanının, bir ilim insanının bir takım ilmi mülahazalarını, ilmi ilgilerini, ilmi değerlendirmelerini Kur'an nazarı itibara aldığı gibi en alt seviyedeki basit bir insanın o basitçe olaya bakışını da, yüzeysel idrakini de, onu da nazarı itibara alır ve ona göre üsluplarını Kur'an-ı Azimüşşan izan etmiştir. Ve onun için Kur'an-ı Azimüşşan küllün mürşidi olmuştur. Herkesin mürşidi olmuştur. Herkesi hakka, hakikate irşad etmeden herkesin duygularını, herkesin kavrayış seviyelerini göz önüne alarak onların duygularını ve idrak melekelerini okşayarak, onların idrak melekelerini okşayarak Kur'an-ı Azimüşşan böyle bir üslup seçmiştir. Ve bundan dolayı Kur'an bir takım uzmanların bilgisine mahsus olabilecek bir takım ilmi meseleleri o ilmi formülasyon içerisinde sunmamıştır. O ilmi meseleleri farklı bir üslupla herkesin ders alabileceği bir şekilde sunmuştur. Yine Kur'an bu bağlamda bir takım ilmi meselelerin taksimatıyla, tarifleriyle, bir takım uzman kişilerin ancak anlayabileceği teknik bilgileri ortaya koymakla meşhur olmamıştır. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan belki 100 ayette sunun yaratılışına, sunun faydasına, sunun oluşumuna dikkat çeker. Ama hiçbir yerde Kur'an sunun hidrojen ve oksijenden terekküp ettiğini söylemez. Neden? Çünkü eğer söyleseydi, Üstad Rahimahullah'ın ifade ettiği gibi delil müddaadan daha anlaşılması zor olurdu. Halbuki deliller niçin getirilir? Deliller müddaayı ispat için getirilir. Müddaa için getirilen delillerin, yani tezin ispatı için getirilen argümanların açık olması lazım. O argümanların net olması lazım ki dinleyici ve okuyucu o argümanlardan hareketle rahat bir şekilde tezini ne yapabilsin, ispat edebilsin, ondan tezin varlığının hakikatine ulaşabilsin. Bundan dolayı Kur'an-ı Azimüşşan iki şey yapmamıştır. Bu çok önemlidir. Bir takım teknik konulara girmemiştir. Hatta teknik olduğu daha sonra ilmin gelişmesiyle anlaşılan, mesela وَجَعَنَّا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, her canlıyı biz sudan yarattık. Aslında her canlının sudan yaratılması oldukça teknik bir konudur. Ama Kur'an-ı Azimüşşan onu öyle bir formülasyonla sunuyor ki hiç kimse o teknik özelliğin farkında ancak uzmanlar ne yapabiliyor farkında olabiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan teknik meseleleri anlatırken ya herkesin anlayabileceği bir üslupta anlatır veya o teknik konulara değinmez. Bu bir, bu çok Kur'an'ın üslubunda çok önemli. İkincisi, Kur'an üsluplarını, yani Arabi kelamlarını tanzim ederken, Arabi cümlelerini kurarken yine bu bağlamda
Bir takım örneğin günümüzde akademisyenlik yaygındır veya dün bir takım böyle yüksek meselelerle uğraşan felsefeciler, kelamcılar vesaire bütün bunların uğraştığı meseleleri de arz ederken Kur'an bir takım muhakkak dediğimiz ağdari üsluplara girmemektedir. Çünkü o ağdari üsluplar, o kapalı üsluplar Kur'an'ın bağlamına aykırıdır. Ve zaten bunlar olduğu zaman Kur'an icazı, Kur'an belagati önce kayıp olur. Kur'an belagati kayıp olunca Kur'an icazı da çöker. Bundan dolayı Kur'an icazının en önemli unsuru olan belagatı gözetme bağlamında Kur'an-ı Azimuşşan tarih boyunca muhatapların seviyesini hem içerik olarak yani sunduğu meselelerin içeriği olarak çok dikkate almış hem de o meseleleri anlatan üslubun rahat anlaşılabilir olmasına dikkat çekmiştir. Ancak Kur'an bunu yaparken bir ayrıntıyı da göz ardı etmemiştir. O da şudur. Kur'an-ı Azimuşşan üsluplarını tamamen böyle basit bir şekilde yani bir ağırlığı olmayacak çok basit şekilde yapmamıştır. Kur'an hem üslubuna bir ağırlık vermiş hem de o ağırlıkla birlikte herkesin anlayabileceği hakikati de gözetmiştir. Ve Kur'an'ı asırlar boyu genç durmaya sebep olan da Kur'an'ın bu durumudur. Mesela demin verdiğim örnekte ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay. Bugünkü en modern biyoloji ilmini tahsil eden bu ayeti görünce onun karşısında külahını çıkarıp bu ayetin verdiği hakikate baş eğiyor ve dün basit bir insan da bu ayetin ifade ettiği hakikate teslim oluyordu. İşte bu şekliyle Kur'an-ı Azimuşşan üslubunu bir takım teknik bilgilere girmemiş, artı üsluplarını da ne çok basitleştirmiş, çünkü çok basit olsaydı onun azametine yakışmazdı. Ama bunun ötesinde de bir seviyede tutmuş ki herkes ondan dersini alabilir ve böylece Kur'an belagatın en üst mertebesini, belagat alimleri buna haddül i'caz diyorlar. O haddül i'cazı yakın.